Şimdi bazı adamlar demiyorum mesela, ya diyorsun ki bak Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Müslüman hanımefendilere başınızı örtün diyor. Vallahi ayet var. Nerede? Hemen söyleyeyim, yazın. Burada belki siyasi memurlar da vardır, polis görevlisi vardır. Ayeti de, sureyi de söyleyeyim. Nur suresinin 31. ayetinde şu Kur'an'ı şahit tutarak söylüyorum, başörtüsüyle alakalı ayet var. Vel yadribne bihumuruhinne ala cuyubihinne. Söyle Habibi Müslüman kadınlara, başlarına, yakalarının altına kadar uzayacak şekilde başörtülerini koysunlar. Ayet bal gibi. Sen Müslüman bir kadınsın, niye başını örtmüyorsun diye sorduğunda, teessüf ederim diyor. Teessüf ederim diyor. Kaçıncı asırdayız ya? Bu asırda da başörtülür mü? Şu düşünceyle iblisinki aynı mı değil mi? Allah isabetli bir karar vermemiş ya, bu devirde başörtülü müdür? Allah eski devirlerin Allah'ı, bugün Allah olmaz der gibi. Hani bu ben de Müslümanım diyordu bu serseri? Demek ki Allah vardı demek, Müslümanlığı yetmiyor. Allah neyi teklif etmişse amennâ alel râsi vel ayn diyeceksin. Başına koyacaksın. İblis başını eğmedi. Burada isabet yok dedi haşa. Halbuki amentü billah diyen adam, Allah'a inandım diyen bir adam neye inanıyor? Allah hükmünde, kararında, kanununda, kitabında ne emretmişse, neyi yasaklamışsa, neyi yapın demişse, neyi yapmayın demişse, hükmünde Allah en isabetlidir diye inanıyor mu, inanmıyor mu? İşte mesela burada. İnanmıyorlar. İnanmıyorlar. Amentü billah desen olur, demesen olur. Yetmiyor yani. Benim durduğum nokta burası üzerinde. Bak iblis beni yarattın diyor. Yarattın ama diyor işte bir karar verdin, bu kararında isabet etmedin diyor. Allah'ın hükmünde, emrinde, nehyinde isabetsizlik şüphesine düşüyor. Halbuki itikadımıza göre bütün kainat bir araya gelse Allah'ın Allah gibi adil olabilir mi, olamaz mı? Hiç kimse Allah kadar adaletli olabilir mi? Amenna. Peki kadınlara başınızı örtün demişse adaletten mi, zulümden mi? Zulümden deseniz amentünüz kökünden sökülür. Allah zalim olur mu be? Ve mallahu bizallamin il abid. Ayetler dolu dolu bundan. Kadınların başını örtmesini istemesi Allah'ın en isabetli hükmü müdür, değil midir? Hükmü değil ya, bu devirde de başörtülür mü dedin mi, Allah gitti. İtikat gitti. Ben iman konusunda duruyorum. Problem burada. Allah'ın adaleti kadar daha adaletli olmak mümkün değil. Hiç kimse Allah kadar merhametli olabilir mi? Soruyorum. Vallahi olamaz. Hiç kimse Allah kadar adaletli olabilir mi? Olamaz. Hiç kimse Allah kadar isabetli olabilir mi? Olamaz. Daha niye bu isabetsiz kabul ediyorlar? Niye mani olunuyor? Niye? Niye bir türlü için işinden çıkılmıyor? Hani amentü billah diyordunuz? Hem amentü billah diyorsunuz, hem de Allah'ın bir hükmünü isabetsiz kabul ediyorsunuz. Böyle bu devirde de bu olur mu diyorsunuz? Bakın demek ki iman meselesi çok mühim meseledir. Cenab-ı Hak insanı yarattıktan sonra vallahi başıboş bırakmamıştır. Yani ben insanı yarattım, hadi bakalım gidin dünyaya. Nasıl yaşarsanız yaşayın, neyi yerseniz yiyin, neyi içerseniz için, nasıl hareket ederseniz edin demiş mi, dememiş mi? Dememiş. Nereden, delili nedir hoca? Arz edeyim. Ne yaparsanız yapın, ne yerseniz yiyin, nasıl yaşarsanız yaşayın dememiş Allah. Böyle şey olmaz. Eğer Allah Celle Celaluhu insanlara ben sizi yarattım, daha hayatınıza karışmam, ne yaparsanız yapın deseydi, nasıl yaşarsanız yaşın, yaşayın, nasıl yönetirseniz yönetin, nasıl üretirseniz üretin, nasıl tüketirseniz, siz söyleyin, tüketin deseydi, yeryüzüne 124 bin peygamberin gönderilmesine lüzum var mıydı, yok muydu? Yoktu.
Demek ki peygamberlerin varlığı insanların başıboş olamayacağını kanıtlıyor. Öyle mi değil mi? Hani Allah karışmazdı dünyaya? Allah dünyaya karışmayacaksa daha niye peygamberleri gönderdi? Bana anlat bakayım. Anlat şurayı bakayım. Kimi kandırıyorsun sen?